Mağaralarda taş yontan bir türden gezegenler arası yolculuğu hayal eden bir türe nasıl dönüştük? Hiç merak ettiniz mi? Hadi hep beraber bölgemizdeki tarihin izini sürelim. İnançla süslenmiş motifler, kanatlı aslanlar ya da krallar göreceğiz bu yolculuğumuzda. Bu yolculuğumuzda kralların, kraliçelerin sofralarına da misafir olacağız. Üzerine bastığımız bir taşın ve üstünde yürüdüğümüz bir toprak parçasının bağrında yüzlerce, binlerce yıllık tarihi koruduğunu ya da sakladığını biliyor muydunuz? Biz de bu bölgedeki her taşın, her toprağın altına bakacağız. Tarihin izini süreceğiz. Urartu Krallığı, M.Ö. 861. Dağlara hükmeden krallık olarak bilinen Urartu Krallığı, Van Gölü Havzası'ndan başlayarak doğusunda Urmiye Gölü, batısında Fırat Nehri, kuzeyinde Erivan ve güneyinde Hakkari Dağları'nın olduğu bir coğrafyaya hükmeden bir krallıktır. Bu krallığa dair bildiğimiz her şey, bizzat kendilerinin yazdığı kaya yazıtları ve komşuları olan Asur Krallığı'na ait yazıtlara dayanmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Urartu Krallığı, sağlam kaleleri, büyük barajları, devasa sulama kanalları ve süslü tapınakları olan bir krallıktır. Ben Urartu Kralı Minu olsaydım, böyle bir terasta, böyle bir kentin üstünde, sağ tarafımda Van Gölü ve Süphan Dağı'nda güneşi batırmak isterdim. Burası, Muradiye'ye, kuş uçuşu 9 kilometre uzaklıkta bulunan bir tepeye, çevresine hakim bir tepeye kurulmuş bir kale. Karsut Kalesi, Urartu medeniyetinin en büyük kalelerinden biri.
Kars'ın kalesi ilk olarak 1956 yılında yüzey araştırmaları yapan İngiliz araştırmacı Charles Burney tarafından kayda alınmıştır. Görüldüğü gibi devasa kayaları tıraşlayıp kare, dikdörtgen şeklinde dizmişler. Tipik bir Urartu kalesi, çevrede yakınlarda bulunan bazalt veya kireç taşından tıraşlanıp bu şekilde bir bulunduğu uçuruma göre bazen 5, bazen 10, bazen 3 metre yüksekliğe kadar böyle büyük koca kayalarla yapılmış. Üzerine de 3. bölümde yaptığımız kerpiç usulü 15 metreye 20 metreye kadar kaldırılmıştır. Böyle tipik bir Urartu kalesi burası. Van merkeze 38 kilometre uzaklıkta, Van Gölü kıyısında, Süphan Dağı karşısında bir tepede, etrafa hakim bir tepede Ayanız Kalesi bulunmaktadır. Ayanız Kalesi, M.Ö. 673 yıllarında Argişli oğlu 2. Rusa tarafından inşa edilmiştir. Urartulara dair son büyük kaledir. Şu an oturduğum alan bir avlu, kalenin girişi. Arkamda gördüğünüz toprak aslında taşlar üzerine yapılmış kerpiçin zamanla aşağı düşüp çevreyi kaplaması, höyüye dönüştürmesi sonucu bu hale dönmüştür. Yoksa burası geniş giriş kapısı ve avludur. Sonrasında tapınak var, sonrasında sivil yerleşim alanları. Bu şekilde 2600 yıl boyunca, 2700 yıl boyunca bu kerpiçin yıkılıp kapatması sonucu burası korunmuştur, günümüze gelmiş. Günümüzde 1989 yılından itibaren bugün bile devam eden kazılar sonucu cerrahi hassasiyetle tarihi alan ortaya çıkarılıyor. Harika bir şeye şahit oluyoruz. Bu taşı bu kadar pürüzsüz bazaltı tıraşlayıp bu şekilde bir avluya dönüştürmek, bunu bu kadar kullanılabilir hale getirmek insanı şaşırtıyor. Yani nasıl aletler kullanmışlar? Biz bugün spirallerle, zımparalarla taşı pürüzsüz hale getiriyoruz ama onlar acaba ne kullanmışlar? Bir balta, bir taş mı yoksa bir cam parçası mı bilmiyoruz. Tipik bir Urartu yapısı, belli bir yüksekliğe kadar taş, yerin, zeminin yeteneğine göre. Üzerine de daha kullanılabilir, daha rahat yapılabilir. Geçen bölümde yaptığımız kerpiçlerle örülmüş. Bazı yerlerde dediğimiz gibi 15 metre, 20 metre kare duvarları yükseltilmiş. Aşağı tarafta uçurum. Böyle uçurumları kullanıp savunma amaçlı faydalanmışlar. Bu şekilde şehirlerini, insanlarını korumuşlar. Zamanda geriye doğru giderken, kanıtlara zarar vermeden bir kaplumbağa hızında ilerlemelisiniz. Yaklaşık 3000 yıllık bir tarihi hassas bir şekilde 33 yıldır ortaya çıkarabilmek için çalışan kazı ekibinin hali hazırda başkanlığını yapan Profesör Doktor Mehmet Işıklı ile beraber
Urartu tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. Urartu Krallığı'nı kendisinden dinleyelim. Hocam hoş geldiniz. Evet, öncelikle siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an biliyorsunuz, şu an aslında biz Doğu Anadolu'daki ünlü ve görkemli bir krallık olan Urartu Krallığı'nın en son inşa edilen büyük kalesindeyiz. Aslında kale demek de biraz buna şey kalıyor, küçük kalıyor. Çünkü kale kelimesinin anlamı biraz daha farklı noktalara savunma gidebilir. Biz burayı evet daha çok kent olarak tanımlıyoruz. Sanatsal Urartu'nun çok fazla. Her açıdan aslında sadece sanatsal faaliyet değil, sosyoekonomik açıdan, kurumsal açıdan veya onun dışında dinsel, sanat, kültür açısından da birçok unsuru bünyesinde barındıran bir yerleşim birimindeyiz. O nedenle burayı biz bir Urartu kenti olarak tanımlamayı daha çok tercih ediyoruz. Urartu tarihine baktığımızda bildiğiniz gibi Urartu Krallığı günümüzden yaklaşık 3000 yıl önce Van Gölü Havzası merkezli olarak kurulan bir krallık. Kuruluş süreci, gelişim süreci ve yıkılış süreci gibi dönemler geçirse de biz en görkemli ve en zengin döneminin M.Ö. 7. yüzyılda, yani günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce yaşandığını biliyoruz. Biz niye bu dönemi Urartu Rönesansı diyoruz? Aslında bu kelime biraz da bizim şu an bulunduğumuz kaleyle özdeşleşen bir kelime Urartu için. Ne gibi bir faktör var bu isimlendirme, bu Rönesans demenin etkeni? Evet, bildiğiniz gibi Rönesans aslında yeniden doğuş anlamına geliyor veya yeniden canlanış, yeniden diriliş anlamına. Sanatsal genel olarak, genel her açıdan. Daha çok bu sanat ve kültür alanındadır ve Orta Çağ'da biliyorsunuz daha çok yaşanan bir dönemi ifade eder bizim için. Ama Urartu tarihine baktığımızda Urartu'nun parlak ve güçlü kralları olmakla beraber Urartu kendi içerisinde dinamik olarak en zengin, en görkemli sürecini bu 2700 yıl önceki şu an bulunduğumuz kaleyi inşa eden 2. Rusa döneminde yaşıyoruz. Argiştioğlu. Aslında evet, Argiştioğlu Rusa. Gerçi o da tartışmalı. 2. mi, 3. mi Rusa olduğu konusunda bizim arkeologlar arasında bir tartışma konusu var ama biz onu genellikle Argiştioğlu Rusa olarak ifade ediyoruz. Bu kral Urartu'nun bilinen son güçlü kralı. Bu güçlü kral aslında güçlüden kastımız Urartu tarihinde bir yere sefer yapabilen, bir seferden ganimetle dönebilen, geniş bir coğrafyada hakimiyet kurabilen ve bununla bağlantılı en çok da bunun göstergesi olan kale veya kent inşa edebilecek güçte olan kral anlamına geliyor. O yüzden bu Rusa, Argiştioğlu Rusa son güçlü kral. Biz biliyoruz ki Urartu arkeolojisi çalışan arkeologlar Urartu'nun Rusa'dan sonra ve Ayenis'ten sonra bir yeni kale kurma şansı olmuyor. Çünkü o kadar güçlü olamıyor. Son kale burası. Urartu'nun bildiğimiz gibi onlarca kalesi var Urartu coğrafyasında. Gerek bizim ülkemiz topraklarında, gerekse İran topraklarında, Ermenistan topraklarında, Azerbaycan, Nahçıvan topraklarında da Urartu kaleleri çok sayıda ama sistemli olarak kazısını yapıp bildiğimiz kalelerin sayısı ne yazık ki 10 taneyi geçmez. Yüzey araştırması yeterli değil. Yok, kesinlikle. Şimdi arkeolojide iki temel yöntem var. Önce biz arkeologlar arazide bir yüzey araştırması yaparız. Buna biz survey diyoruz. Terminolojik olarak İngilizce bir tabir. Çoğunlukla hangi tarihlerde yapılmış bu survey, bu yüzey araştırmaları dönemi? Doğu Anadolu için konuşursak ve Urartu arkeolojisi için konuşursak en erken yüzey araştırmalı 1950'li yıllarda başlıyor. İngiliz bir bilim insanı Charles Burney. Evet, Charles Burney çok değerli bir isimdir bizim için. Çünkü bu bölgedeki arkeolojik sürecin başlamasını, tarihlendirilmesini ve Urartu yerleşimlerinin tespiti konusunda ilk çalışmayı o yapar. 1950'li yıllarda yapar bu çalışmayı ve çok enteresandır ki o dönemde bisikletle gezer Van bölgesini ve civarları. Ve bütün Van'ı dolaşmayı gayret eder. Muş'u, Elazığ, ona benzer coğrafyayı Ağrı'ya kadar birçok coğrafyaya gider. Her tarafı gezer. 1957 ve 58 yıllarında yanılmıyorsam 2 yıl boyunca. Çok enteresandır. Benim şu an bulunduğum kalenin kazı başkanı, bir önceki kazı başkanı olan, benim de hocam olan Altan Çilingiroğlu'nu rahmetle anıyorum bu arada. Geçen aylarda kaybettik. Onun da hocasıdır. Ve yıllar sonra buraya ziyarete geldiğinde Altan Bey'le şakalaştığında ben şahit oldum, öğrenciydim o zaman. Şöyle der.
ya Altan der, ne kadar şanslısın. Ben o dönemde bisikletle bütün Van'ı gezdim ama bu kaleyi göremedim. Ayanis'i. Ayanis'i görememiştir sadece. Birçok kaleyi tespit et ama Ayanis'in adı geçmez. Niye? Çünkü işte aslında bu Ayanis'in lokasyonu da ilintili bir durumdur. Ayanis çok özel bir lokasyonda. Şu an siz de görüyorsunuz, bulunduğumuz coğrafyaya baktığımızda etrafımız çok yüksek olmasa da engebeli bir coğrafya, dağlarla çevrili. Yani genel anlamda gördüğüm kadarıyla Urartu kaleleri çevresinde tarım yapılabilen düzlüklerin biraz yükseğine kurulmuş kaleler. Çok doğru. Kentler, evet, o tarım alanlarına, tarım alanlarına hakim veya noktalar. Kaynakları, doğal kaynakları, ham madde kaynaklarını denetleyebilecek noktalarda. Ama veya Ayanis, evet, çok önemli ticaret veya askeri yolları kontrol edebilecek noktalardadır. Herkesin. Çünkü o biraz da Urartu Kalesi'nin kale olmasının gerekliliğidir. Evet, çünkü kale de dediğimiz gibi askeri. Daha çok askeri nitelik taşıyan ve hemen aklımıza önce savaş, asker, silah çağrışımları getiren bir kavramdır. Ama biz buraya baktığımızda bunun hiçbirini göremiyoruz. Urartu için çok sıra dışı bir örnek. Sanki bir yazlık. Yani yazlık. Yani aslında birçok şeyimiz var, tartışma konumuz var. Yani sadece yazlık gibi de düşünmemek gerekiyor. Birçok şeyi öneriyoruz biz burada. Baktığımızda aslında biz arkeologlar önce araziyi inceleriz. Yani arkeolojik arazi kullanımı veya İngiliz terminolojisindeki landscape dediğimiz kavramın içerisine girmemiz lazım. Araziyi beraberce incelediğinizde görüyorsunuz ki arazi aslında sarp bir arazi. Sarp bir arazi ama onun dışında da çok heyecan verici bir arazi. Yani çok sıra dışı, her yerde göremeyeceğiniz bir arazi. Yani bu işte göl, gölle aynı şekilde bütünleşen bir doğal kıyı ve aynı şekilde yamaçların çok tatlı bir şekilde inişi ve o zaman belki de daha yeşil bir coğrafya söz konusuydu. Ağaçlık, bitki örtüsü açısından zengindi ve tabii ki karşıda hiç şüphesiz bu manzarayı tamamlayan görkemli Süphan Dağı. Yani ben buraya gelen, Van'a gelen misafirlerimi burada gün batımını izlemek için getiriyorum. Özellikle bu saatlerde. Yani çok güzel, çok güzel bir tespit ve çok güzel de bir yaklaşım. Evet, gerçekten bilirsiniz ülkemizde belirli başlı yerlerde güneş batımlarıyla meşhurdur veya güneş doğumuyla, ki bunun başında da biliyorsunuz Adıyaman'daki Nemrut Dağı gelir. Aslında tabii Nemrut'ta da ben bu güneş doğuşunu veya batışını izleme şansım oldu. Evet, orası da çok olağanüstü güzellikte olsa da ben de size katılıyorum. Belki de ülkemizde ondan sonra veya onunla yarışabilecek güzellikte gün batımlarını, gün doğuşunu söyleyemeyiz belki, evet, ama gün batımlarını gerçekten burada izleyebiliriz. O nedenle de biliyorsunuz, evet, dediğiniz gibi bölge yazlık olabilecek bir nokta. Aşağıda gördüğünüz gibi hızlı bir yapılaşma, gerçi bu her ne kadar biraz tartışma konusu olabilirse de hızlı bir yapılaşma var ve burada bir sürü yazlık var ve bu yazlıklar biliyorsunuz ki Van'ın sosyoekonomik açıdan kalbur üstü kesiminin, evet, yazlığı. Evet. Yani o dönemin, bu dönemin elitleri, soyluları tarafından tercih edilen bir alan. Aynı şekilde buraya dönüp baktığınızda, 3000 yıl sonraya dönüp baktığınızda da burada da yine soylu sınıfın tercih ettiği bir noktada bir lokasyon görüyoruz. Evet, o yüzden de diyoruz ki burası, evet, kraliyet ailesinin, seçkinlerin, o dönemin soylularının bir yazlık ikametgahı olabilir. Gayet doğaldır. Ama onun dışında arkeolojik verilere dönüp baktığımızda bu yazlıkla örtüşen veya bu yazlık fikrini pekiştiren veya başka noktalara taşıyan verilerle karşılaşıyoruz. Burada 33 yıldır kazı yapıyoruz. Dediğim gibi bir önceki süreçte benim rahmetli hocam kazıyı devam ettiriyordu. Son 7-8 yıldır da ben kazıları devam ettiriyorum. Kültür Bakanlığı'nın desteği ve izinleriyle tabii ki. Ve bu kazılar sayesinde biz birçok veriye ulaştık. Ve bu verilere baktığımızda burasının aslında alışılagelen Urartu kalelerinin iç kale dediğimiz, stadel dediğimiz yerleşim dokusuyla da farklılık gösteren noktaları var. Burada mesela çok fazla sayıda dinsel ve krali mekan var. Askeri nitelik taşımıyor bundan hiçbiri. Yani ya silah, dışlara baktığımız asker zaman vesaire yok. Sur tabii ki sur aslında klasik. Sur hemen bize bir askeri kavramı, bir savunmayı, bir militarist anlayışı yansıtmamalı. Çünkü biliyorsunuz ki surlar her yerde var. Değerliği de korumak. Tabii değerliği korumak, sınırlamak, ayırmak birbirinden, yöneteni ve yönetileni ayırmak birçok anlamı olabilir, evet, surun bu anlamda. Özelde baktığımız zaman tapınak içinde zemin mermerlerle döşenmiş. Evet, yani mermer bloklarımız var. Mermer bloklar. Bunların başka neden getirilebildiği tahmini, evet, var. Onunla ilgili bazı çalışmalarımız var ama çok netice henüz %100 söylenmemesi. Yani bu değerli bir şey. Bunu korumak da sur gerektirebilir. Ya aslında sadece su mermeri değil olay. Burada ona benzer çok fazla şey var korunması gereken. Bir kere öncelikle o dönemin en özel yapı grubu olan, bugün de hala özelliğini koruyor, tapınak var. Evet. Tapınak bünyesinde çok değerli madeni eserleri barındırıyordu. Belki heykelleri, belki onun dışında duvar süslemelerini, birçok unsuru barındırıyordu. O nedenle de korunması gereken çok fazla şey var. Sur bunun içinde olabilir ama dediğim gibi sur
bir yerde de ihtişamı da gösteriyor. Kraliyetin dışa doğru gücünü, büyüklüğünü gösteren propaganda unsuru surlar. Yani çünkü dışarıda gördüğünüz gelirken Güneş Sur'da izlediğinizde şu an bile bizde heyecan ve etki yaratıyor. O dönem insanı düşünürseniz, o dönem insanı buraya geldiğinde belki dışarıda gezen sivil halk veya burada dolaşan seyyahlar, insanlar, seyyahlar gelip o ihtişamı gördüğünde tabii ki krala daha büyük bir saygı, daha büyük bir minnet duyacaktır. O yüzden bunlar bir tür propaganda unsuru. Anıtsallık, büyüklük, ihtişam. Genel anlamda baktığımız zaman taslak şeklinde Urartu mimarisi, savunma mimarisi ya da sanatsal mimari nasıl gerçekleşiyor? Yani hani gördüğümüz kadarıyla bir giriş var kalelere, hı hı, dış duvarlar var, üzerine kerpiçle çıkılmış. Yani bu konuyu bize anlatabilir misiniz? Yani aslında siz şu anlamda diyorsunuz ki Urartu mimarisinin genel özellikleri nelerdir? Taslak halinde mesela ben bir kale gördüm, bu kale, hı hı, Urartu kalesi mi değil mi? Bunu kaba taslak İlk görüşte anlayabilir miyiz? Yok. Yani o biraz daha güç bir şey. Biraz uzmanlık gerektiriyor. Herkes yani dışarıdan gördüğü her kaleyi Urartu mu değil mi anlaması konusu çok kolay bir konu değil. Ama genel anlamda baktığımızda Doğu Anadolu'daysa bu kale ve eğer arkeolojik veriler de sizi demir çağ dediğimiz sürece destekliyorsa evet o kale Urartu mudur değil midir? Ama bu da coğrafyasıyla bağlantılı. Ki nitekim aslında bu anlamda size çok suçlamamak gerekir. Kendi meslektaşlarımız bile bu anlamda gördüğü bütün Doğu Anadolu'daki kaleleri Urartu olarak, evet, tanımlayabiliyor. Ama Urartu'nun kendine özel bir mimarisi, mimari anlayışı ve onun dışında da aslında coğrafyası var. En önemlisi bence bu. Yani Urartu aslında büyük bir uygarlık olsa da aslında üç büyük göl arasında sıkışmış bir ana yurda sahip bir uygarlık ve her yere kale yapmıyor. Sınırlarını çünkü kale yapmak çok zor. Uygarlığın sınırları nereden? Aslında ana yurt olarak tanımlanan toprak bizim bugün bulunduğumuz Van Gölü ve civarı. Yani Van Gölü Havzası diyoruz. Ama onun dışında Urartu'nun çok iyi yayılım gösterdiği alanlardan bir kısmı Orta Aras Havzası. Yani bu Orta Aras Havzası da bir kısmı bugünkü Ermenistan topraklarına Sevan Gölü'ne, yani bizim Gökçe Göl diye tanımladığımız göle kadar uzanıyor. Diğer bir ucu ise bugünkü İran'da, Kuzeybatı İran'da Urmiye Gölü civarına kadar uzanıyor. Batısı. Yani batısında ise sınır biraz tartışmalı da olsa ama aslında Fırat'a kadar gidiyor. Fırat Nehri'ni aslında kısmen geçebiliyor Urartu. Daha ötesine gitmiyor. Ve ama gittiği her toprakta esas problem orada kuzeyde. Kuzeydoğu Anadolu'daki araştırmalarda birçok araştırmacı hep kaleleri Urartu Kalesi olarak tanımlamayı tercih ediyor ama bu çok doğru bir yaklaşım değil. Aslında tartışılması gereken bir problem bu. Çünkü Urartu yani aslında kazılar devam ediyor yani araştırmalar devam. Evet, devam ediyor. Çünkü Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz Erzurum, Kars ve Ağrı civarında Urartu varlığı aslında çok tartışmalı bir varlık. Çünkü Urartu o bölgeyle ilişki içerisinde, o bölgeye seferler yapıyor. Oradaki yerel krallardan haraç, ganimet alabiliyor. Onlarla bir ilişki içerisinde ama... Yazıtlar var. Yazıtlar bunu gösteriyor. Horasan'da. Tabii Horasan'da bir yazıtımız var. Pasinler'de bir yazıtımız var. Pasinler yakınına kadar. Ama burada Urartu ne kadar varlık gösteriyor, ne kadar süre kalıyor bilemiyoruz. Ama hiçbir zaman o bölgedeki Urartu varlığı ile Van Havzası'ndaki Urartu varlığı birbiriyle paralel değil. Çok farklı.
O yüzden kaleler de buna bağlı olarak değişiyor. Kuzey sınırı tartışmalı diyor. Evet, yani kuzey sınırı kadar tartışmalı ama bizim mesela bildiğimiz en batıda bir kale var. Urartu Kalesi olarak bildiğimiz Erzincan'daki Altıntepe. O da yıllardır kazılıyor. Yine bizim meslektaşlarımızdan Mehmet Karosmanoğlu tarafından kazılıyor bu kale. Burada da çok güzel ve çok güçlü bir Urartu varlığını gördük. Ama Erzurum'da baktığınızda, Kars'ta baktığınızda çok spesifik, çok karakteristik bir Urartu ile karşılaşmıyoruz. O daha farklı bir kültürel yapıyı gösteriyor. Belki de yerel krallıkların mirası bize kalan. Ama işte o bölgedeki kazı sayısı da az olduğu için ne yazık ki biz de burada tam Urartu olarak her şeyi tanımlayamıyoruz. Daha fazla kazıya ihtiyacımız var Anadolu, Doğu Anadolu genelinde. Biraz bu anlamda Urartu arkeolojisi Van havzasına sıkışmış durumda. Peki şöyle, biz batıyı konuştuk, kuzeyi, doğuyu. Güneyde neresi? Güneyde sınırımız daha net. Çünkü güneyde her zaman Doğu Anadolu'nun doğal ve kültürel bir sınırı vardır. O da Toroslar. Toroslar, değil mi? Torosları aslında gerçekten bu anlamda Doğu Anadolu'daki bütün uygarlıkları, kültürleri sınırlıyor. Kuzeyli, güneyli diye ayırıyor. Kuzeyli ve güneyli diye ayırıyor. Güneyde biliyorsunuz ki Kuzey Mezopotamya ve kentli bir Mezopotamya uygarlıkları silsilesi görülürken, kuzeyde ise daha dağlı, daha Kafkasya veya İran özellikleri gösteren bir kültürel yapılanma var. O nedenle o sınır çok net bir şekilde çizilebiliyor Urartu için. Urartu medeniyetini tasvir edersek, bir isim koyarsak, sıfat ne olabilir yani siz? Vallahi ben bu anlamda belki de yaylanın ilk devleti veya dağlık bölgenin ilk devleti tanımını kullanabilirim. Çünkü daha önce Urartu'ya kadar olan süreçte Doğu Anadolu'da binlerce uygarlık, kültür, toplum gelip geçiyor ama hiçbiri devletleşmeyi başaramıyor. İlk devletleşmeyi, devlet geleneğini bu coğrafyaya yerleştiren, yazıyı bu coğrafyaya getiren, kurumsallaşmayı bu coğrafyaya getiren Urartu'dur. O yüzden bence Doğu Anadolu'nun veya dağlık bölgenin ilk veya dağlık ülkenin ilk devleti diyebiliriz Urartu Peki, için. Peki bu devletleşmeyi sağlayan etken ne? Ya tarım mı? Bunların tarım. Yok, aslında daha önce de biliyorsunuz ki bu bölgede tarım yapılıyor ama tabii ki sistematik tarımdan kastımız aslında kendine yetecek tarımdan söz etmemiz gerekiyor. Sistematik tarım biliyorsunuz ki Orta Anadolu'da Neolitik dönemle beraber Çatalhöyük'te, Aşıklıhöyük'teki gibi bir tarımsal süreç başlıyor Anadolu için ama bu tarımsal aktiviteler Doğu Anadolu hiçbir zaman çok güçlü bir şekilde gelmiyor. Coğrafya çünkü buna izin vermiyor. Bu coğrafya daha çok insana sunduğu model hayvancılık. O nedenle bu bölgenin insanı öncelikle hayvancılık yapıyor. Tarım destekli hayvancılık diyoruz biz buna. Tarımla desteklenmesi lazım. Çünkü kış boyunca bu hayvanların yiyeceği otu veya benzeri samanı gene kısıtlı tarımla sağlamak zorunda. Veya bahçesinde tüketeceği sebzeyi, meyveyi yine kendisi için temin etmek zorunda ama Mezopotamya'da gördüğümüz gibi organize, devlet eliyle yapılan büyük bir tarımdan söz edemeyiz bu bölge için. O nedenle tarımsal faaliyetler kesinlikle devletleşmede bir etken olmuyor. Her kalede bir sur sistemi vardır. Her kalede bir muhakkak kapı vardır girişi sağlayan. Tabii her kalede aynı zamanda bir depolama alanı olabilmeli. Ama bazılarında bulamadık veya bazılarında yok. Mesela bunlar ekstrem örnekler veya tapınak. Her kalede az Urartu Kalesi'ni sistematik olarak kazdık. Bakın düşünürseniz bugün baktığımızda 5 adedi geçmiyor sistematik kazısı Urartu'nun. Yani Urartu arkeolojisi aslında çok çok iyi bilinen bir arkeoloji değil. Mesela saymamız gerekirse Doğu Anadolu'da şu an en sistematik kazısı yapılan 3 merkez biliyoruz kale olarak. Bir tanesi Çavuştepe, diğeri Ayeniz, bir diğeri de biraz önce bahsettiğimiz Altıntepe. Ya bunların üçü çok sistematik olarak kazıldı. Onun dışındakilerin hepsi çok kısa süreli veya erken dönemde veya ne bileyim kimisi de kaçak kazıyla yapıldı. Onun dışında ülkemiz dışında sistematik kazılan işte 2 tane daha yerleşim var. Bir tanesi Ermenistan'da Karmir Bulur, diğeri de İran'da Bastam. Ve bunların da hepsi aslında bakarsanız Urartu, Argişlolu Rusa kaleleri. Yani biz Urartu'nun bir dönemini çok iyi biliyoruz. Tüm Urartu'yu bilmiyoruz. Evet, mesela Anzaf kaleleri de kazıldı. Onları da biliyoruz. Onlar mesela erken kaleler, Menua ama o da sınırlı kaldı. Yani birkaç yılda sınırlı kaldı. Belirli alanlar aşağı çıkarıldı. Yani biz şu an tüm stadeli açılmış, yerleşim dokusu ortaya konulmuş Urartu Kalesi bilmiyoruz ne yazık ki. Belki biraz bu konuda Bastam ve Karmir Bulur örnek olabilir ama onlar da yine Argişlolu Rusa kaleleri. Yani biz mesela işte diğer kaleleri çok az biliyoruz. Gerçi Çavuştepe Rus Sarduri Kalesi, onu da bilebiliyoruz ama hepsi birer örnekle ve sınırlı kalıyor. O yüzden sizin dediğiniz gibi bir şablon oturtamayız Urartu kalelerine. Her kalede muhakkak şu vardır, bu vardır dememiz zor. Ama bugüne kadar kazdıklarımıza baktığımızda evet her kalede olmazsa olmaz. Sur, anıtsal kapı, belki tapınak, belki depo. Belki de bu sivil yerleşim alanı. Evet bunlar. Burası hayır, stadel için konuşuyorum. Yani kamusal alan için. Burada
dini ve siyasi erkler yaşıyor. O yüzden burası için konuşuyorum. Sivil halk dediğimizde dış kente giriyoruz. Olay dış kent. Başkent Tuşba'ya biz şu an 25 kilometre uzaklıktayız. Arada kaç kale var? Arada hiç kale yok. Evet. Veya işte biraz önce bahsettiğimiz Çavuştepe yine buraya başkentte 20-25 kilometre uzaklıkta. Veya ona hemen yakın olan Toprakkale 5 kilometre uzaklıkta. Belki de bu kadar sistematik bir devlet olmanın bu yakın belki mesafe de getirisi, böyle getirisi. Evet. Bu kalenin temelinde yapılan taşlar, kullanılan taşlar bazalt taşlar. Evet, mesela en onlar nasıl geldi? En yakın maden ocağı nerede ve nasıl geldi? En yakın taş ocağı bize Tımar bölgesinde ve biz analizlerle oranın Tımar'dan geldiğini bu bazaltların büyük oranda saptadık. Ama sorun şu, onlar buraya nasıl geldi? Evet, çünkü iki seçenek var. Ya karadan gelecek veya göl üzerinden gelecek. Zorlu bir arazi. O yüzden gölden gelme ihtimali daha yüksek. Yani bir taşın nasıl ağırlığı oldu? Ne kadar tarttınız? Yani biz mesela şimdi restorasyon yapıyoruz. Arkada gördüğünüz blokları restorasyon yaparken calaskalarla kaldırmak zorundayız. Onu da kaldırmak kolay değil. Bir de yukarı taşıyacaksınız. Birkaç blok kullanılmış tahmini yani. Yani onu, sayısını tahmin edebiliyoruz galiba. Ya onu kabaca tahmin ettik. 10 milyon civarı diye tahmin ettik ama burada yani taş bloklarını tespit etmek, tahmin etmek çok daha güç. Yani zorlu arazide. Çünkü alan çok... her tarafı kazılmadı. Çok az bir alan kazıldı şu an kalede. Aklımı alan şu nokta şu oluyor yani. Bu kadar çok blok, bu kadar mesafeden zorlu arazide nasıl geldi? Evet. Sizin aslında o, arayışınız yani arayışımız biraz ilişkisi... o. Ama bir ikinci nokta daha var. Bizi çok heyecanlandıran bir nokta. Biliyorsunuz ki Van Gölü'nün en dar noktasındayız biz aslında. Birbirine çok yakın olan kıyılar. Evet. Dar karşı boğazdayız. Ve enteresan bir şekilde bizim bu sıra dışı kralımız Argişlioğlu Rus'a 5 büyük kale kuruyor Urartu coğrafyasında. İşte bunların en sonuncusu biz olmakla beraber Van bölgesinde Toprak Kale, o da tartışmalı gerçi ama Toprak Kale, işte biraz önce bahsettiğim Ermenistan'da Karmir Bulur, İran'da Bastam kalelerini kuruyor. Bir de karşıda Adil Cevaz kıyılarında yine Süphan Dağı'nın eteklerinde bir başka güçlü kale daha kuruyor, Kef Kalesi'ni kuruyor. Ve aynı dönemde bunlar belki de 5'er 10'ar yıl arayla kuruluyor bu iki kale. Ve orası da aynı şekilde çok görkemli bir kale. Kazılmaya taktik başlandı. Aynı. Yani yöntem aynı mı? İşte onu anlamak zor. Tabii yani buradan onu şimdi söylemek çok erken. Kef Kalesi'ne de kazıların devam etmesi ve ilerlemesi gerekiyor. Erken dönemde kazıldı. Ama biz biliyoruz ki yazıtlardan bildiğimiz kadarıyla Kef'le Ayenis arasında bir ilişki olmalı. Belki de kraliyet ailesi belirli törenlerde, belirli dönemlerde gidip geldiler oraya. Şimdi bu yolculukları evet, bu boğazdan yolculuk nasıl boğaza oldu? Mı yoksa karadan mı? Heh, evet mesela ediyoruz. Bunu da merak ettik biz. Evet kraliyet ailesi veya işte atıyorum belki de bir malzeme gitmek durumunda kaldı. İki kale arasında bir iletişim kurulması gerekti. Karadan takdir edersiniz ki 150 kilometrelik bir mesafemiz var ve bu karayoluyla en az 3-4 gün sürer o dönem koşullarında. Ama biz buradan gemicilerle de konuşuyoruz, sualtı yapanlarla da konuşuyoruz. Çok güzel bir havada 4-5 saatte gidilebilir karşıya deniyor. Yani o yüzden de akıl ve mantık diyor ki evet bu iki kale arasında göl üzerinden bir iletişim var idi, olmalı diyor. Biz bunu kanıtlamak zorundayız. Gerçekten var mı? Biliyorsunuz ki ama ne yazık ki Van Gölü de çok sodalı bir göl. Ve çok fazla malzemeyi, organik malzeme ne kadar dayanır bilemiyoruz. Bir de kıyı çizgisi çok oynuyor. Dönemlere göre gerçi son yıllarda evet tektonik hareketlilik de var veya yağışa bağlı yükselme ve alçalmalar da var. Yani o yüzden biz şu an çok net bir şekilde bir şeyler tespit edemedik henüz ama bazı ipuçları var. Onların peşinden gideceğiz inşallah devam eden süreçte. Günümüzde iş güvenliği uzmanları bulunuyor. Peki bu koca kaleyi, koca taşları üst üste koyan insanları ne koruyordu? Kaçı böyle bu yaptığı kalenin son halini görebildi? Kaçını kaybettiler, kaçı yaşadı? Buraları inşa eden çoğu kişi tarihin sayfalarında kayboldu. Biz belki %1'ini, 1000'de 1'ini biliyoruz. Ama böyle koca yapıtlar, koca eserler sayesinde onların ne yaşadığını, neler yaptıklarını, nelere hükmedebildiklerini kısmen de olsa görebiliyoruz. Böyle. Belki biz de bir gün tarihin sayfalarında kaybolacağız. Arayış nedir? Nedir bizi geçmişi bilmeye iten his? Onlarca soruya cevap bulmaya çalışırken, geçmişin karanlık tünelinde bazı noktalara ışık tutmaya çalışmak, her taşı kaldırıp altına bakmak, uzayın derinliklerinden toprağın en derin yerlerinde bir şeyler arıyoruz. Aramaya devam edeceğiz.
arayış sonsuzdur.